Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić. Evet. Bir ya da iki ay içinde dünya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanmamış bir çatışmaya girebilir dedi. Hocam 1. Dünya Savaşı Avrupa'da başladı. 2. Evet. Dünya Savaşı Avrupa'da başladı. 3. Dünya Savaşı Rusya-Ukrayna çatışmasıyla başlamış olabilir mi? 3. Dünya Savaşı beklemiyorum. Beklemiyorsun. Evet, bölgesel. Tüm beklentinin aksine. Evet, ilginç. Beklemiyorum. Bölgesel savaşlar olur. Şimdi savaşın Sırp bir milliyetçinin Avusturya veliahtını öldürmesiyle başladı deniyor ama hikaye öyle değil. İran'da biraz sonra muhtemelen geleceğiz. Evet, İran'a geleceğiz. İran'daki problem gibi şu an psikolojik olarak Covid sonrası, Covid'le başlayan süreçte psikolojik olarak insanlar yıprandı. Derin bir ekonomik kriz zaten başlamıştı. Arkasından Rusya-Ukrayna enerji krizi, gıda krizi, lojistik, tedarik derken şu an psikolojiler bozuk. Vučić şimdi kendi halkımı açıklayacağım, konuşma yapacağım dedi. 2-3 aya kadar Avrupa'da beklenmedik şeyler olabilir dedi. Ve Balkanlar demişken Balkanlar potansiyele karışmaya hazır. Bosna Hersek Sırp lider Dodik Moskova'da Kremlin'de Putin'le görüşürken aynı anda NATO Kosova'ya ek asker yiyebiliriz diye açıklama yapıyordu. Evet, evet. Olayları değerlendirirken Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hamle, Rusya'nın yaptığı hamle, Çin'in yaptığı hamle paralel gitmesi lazım dünyayı okuyabilmek için. Çin hangi hamleyi yapıyor? Rusya, Amerika aynı anda birleştirdiğinde ne olup biteceğini görüyoruz. Batı'ya baktığımızda bir nükleer savaşa karşı halkı hazırlamıyorlar. Kitleyi hazırlamıyorlar. Yukarıda dönüp bitiyor. Ama Rusya şimdi biz kısmi seferberlik ilan etti. Batı'daki akıl istediği an bu savaşı bitirebileceğini biliyor. Hmm. Sayın bizim Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var. Onurlu çıkış iki tarafa da verilmeli diye. Batı biliyor ki bu iş nükleer evrilme noktasında bir onurlu çıkış için masaya otururlar. İki tarafı da memnun edebilecek. Ama sonuçta sopayı yiyen Ukrayna halkı oldu. Sivil masumlar oldu. Bu noktada yani çok ciddi sıkıntılar oluştu. Sıkıntılar var. Bu arada Batı basınında şöyle bir haber de oluşuyor. 24 Eylül'de bazı sıkıntılar olacağı yönünde. Birazdan onu konuşacağız. Çünkü Batı basınında Amerikan kaynaklı bir haber. Onu birazdan konuşacağız. 24 Eylül'de ne olacağına dair. Hocam bir yandan da 25'i verin arkadaşlar. Çin lideri dedi ki orduya savaşa hazır olun talimatı verdi. Yani şimdi parçaları birleştirdiğimizde hocam işte Çin diyor ki savaşa hazır olun. Rusya diyor ki seferberlik. Avrupa'da enerji krizi var. Türkiye hocam ne yapacak? Ne yapmalı? Şimdi bakın şöyle 21. yüzyılda 20. yüzyılda kurulan denge çöktü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika merkezli bir finans sistemi, bir dolar rezerv para olaraktan ve uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticareti, Dünya Bankası filan genelde Amerika'nın hakimiyetinde idi. Ama şimdi Çin yükseldi. 20 yıldır Amerikalılar Afganistan'ın dağlarında sözde terörist, özde Afgan yerlilerini kovalamakla uğraşırken Çin aradan Amerikan sermayesini kullanaraktan, uluslararası kurumunu kullanaraktan çıktı. Rusya'da zaten Putin 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda artık Amerikan hegemonyası bitti, bölgesel aktörler olacak dedi. Ve şu anki bir sistem savaşı var, jeopolitik gibi görünen. Çünkü Şangay İşbirliği Teşkilatı ve BRICS toplantılarında Çin, Rusya, Hindistan mevcut dünya finans sisteminin dünyayı idare etmediği, adil olmadığı, Amerikalıların karşılıksız para basıp tüm dünyadan ürün topladığı, dünya kazanıyor, Amerika karşılıksız para satıp alıyor. Ve Amerikan Merkez Bankası 0.75 baz puan artırdı. Şimdi yine artıracak. Tüm dünya merkez bankaları panik halinde. Amerika kendini kurtarmak için dünyayı batırıyor. Sistem böyle. 1997 Asya krizi, 2008 krizi, daha önceki krizlerde parayı çoğaltıyorlar, çekiyorlar. Çoğaltıyorlar, çekiyorlar. Bu bir kurgu. Burada kazanan bir ulus devletin olması imkansız. Hmm. 1970'te Amerikan Maliye Bakanı dolar bizim paramız, sizin probleminiz diye bir açıklama yapmıştı. Dolar ve üzerinden ve mevcut mesela SWIFT şu an diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Rus ödeme sistemini bankalara entegre edemezsin. SWIFT'imi kullanamazsın. Bu finans sistemi benim diyor. Benim ötekileştirdiğim ambargo koyduğuma bu finans sistemini kullanamazsın diyor. İşte Rusya ve Çin de Hindistan, Türkiye'de dahil herkesin ortak olduğu yeni bir para, yeni bir finans sistemi lazım. Kavga bu noktada. Hmm. Bunun ne anlamı var? Amerika'nın eğer dolar rezerv para olmazsa Amerika'nın gayri safi milli hasılası %50 düşer. Bu da Amerika'da eyaletler arası kavga demektir. Yani doların dünyanın rezerv parası olmak için Amerika aslında kendini kurtarmak için Tabii. Dünyayı batırıyor diyorsunuz. Tabii bak mesela şimdi Elon Musk bir açıklama yaptı. Dedi ki hem enflasyon var hem faizi yükseltmeyin dedi. Daha birkaç gün önce evet, açıkladı. Evet.
Şimdi aynısını IMF'in baş ekonomisti de yaptı. Bu kadar faiz ortamında bu kadar herkesin faiz yükseltmesi sıkıntı. Japonya 1998'den beri ilk kere yene müdahale etti. Dolar satıyor. Yen aşağı doğru gidiyor. Genelde bizde olur bu işler. Evet. İngiltere Merkez Bankası faiz yükseldi. Normal faiz yükseltti. İsviçre negatif faizi bıraktı. Yükseltiyor mecburen parayı çekebilmek için. Ama Amerikan Fed bu faiz yükseltti. Ne oluyor? Kredi kartı faizleri yükseliyor. Kredi yükseliyor. Ev kredisi, otomobil kredisi yükseliyor. Hayat daha pahalı hale geliyor. Fukaralaşıyor insanlar. Ulus devletlerin hepsi borçlu. Niye borçlu? Çünkü dolarla borç alıyorlar. Şimdi yerel para birimi değer kaybettiği için o doları ödeme şansı 33 zayıflıyor. Şirketlerin ödeme şansı yok. Dolarla borç almış. Vatandaş tüm ithalat dolarla. Amerika Merkez Bankası ile Çin'de bir taraftan sıfır COVID politikasıyla dünyaya tedariki engellediği için bilerekten karşılıklı iki taraf birbiriyle mücadelede dünyanın diğer kalan ülkeleri aşağı doğru gidiyor. JP Morgan'ın CEO'su bugün bir açıklama yaptı. Politika yapacak, yani hükümetler en kötüsüne hazırlansın diye Türkiye. Türkiye burada ayrışıyor. Bakın tüm dünya merkez bankaları. Bugün faiz de indirdik. Bugün 100 puan faiz indirdik. 13'ten 12'ye düştü. Şimdi genelde batıdan format yemiş ekonomistler yükselt diyor. Ya kardeşim bu enflasyonda faiz %100 versen bile dışarıdan para getiren adam para kazanamaz. Para gelmez Türkiye'ye. Sıcak para gelmez. Yatırıma gelsin. Yatırıma gelir mi? Evet gelir. Gelecek de. Niye gelecek? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Çin'le kapışıyor. Avrupa'ya diyor ki yavaş yavaş tedarikçilerini Çin'den çek. Ve şimdi Amerika'ya yatırım yapıyorlar ama en yakın, en ucuz enerji problemi de olmayan Türkiye var. Ve bugün enteresan bir haber daha vardı. Rus istihbaratı FSB açıklama yaptı. Avrupa'ya ve Türkiye'ye giden doğalgaz boru hattına Ukraynalılar sabotaj girişimi vardı, yakaladık, engelledik. Yazışmaları da bizde kayıtlı. Bu neye benziyor? Rusya Kırım'da o limanın hemen önünde mayınları biri kesmişti ya. Ne Ukraynalı ne Rusyalılar. Daha evet, sonra Batı Odessa kaynaklı Odessa'da bir istihbarat olduğu ortaya çıktı. Bu noktada Avrupa madem biz enerjiden kıvranıyoruz, Türkiye'de Rusya'ya nefes borusu oluyor. Arka plandaki istihbarat Türklerin enerjisini keselim demiş olma ihtimali var. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Hmm. Sabotaj da olabilir. Sabotaj olabilir diyorsunuz. Evet. Şimdi nükleer silahı en çok olan ülkeleri de ekrana getirelim. Çünkü nükleer bir savaş çıkabilir mi? Çok konuşuluyor. Rusya'nın 6255 nükleer başlığı, Amerika'nın 5550, Çin'in 350, Kuzey Kore'nin de olduğu iddia ediliyor biliyorsunuz ama bilinmiyor kaç tane olduğuna dair. Bir de arkadaşlar şu ekonomistin Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanının konu aldığı kapağı ekrana getirebilirseniz. Çünkü o kapak enteresan bir kapak hocam. Liz Truss'ın arkasında kraliçenin ölümünden önceydi o kapak. Evet, o kapakta arkası yangınlar var, hortumlar var, karışık bir dünya var. The Economist'in kapaklarını Abdullah Çiftçi'nin yorumlaması çok merak edilir. Bu kapak için fikriniz nedir hocam? Yani dünyada şu an olup biten aynen böyle zaten. Yani bir savaş yine gündemde konuşuluyor. Yok üçüncü dünya savaşı başladı, başlayacak. Nükleer savaş. Hemen parantez açayım. Beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Bunu herkesin aksine şu anda evet, bunu söylemeyen neredeyse yok çünkü. Evet. Herkes savaş çıkacak. Dünya bölgesel savaş olabilir. Kısa süreli de olabilir de. Şu bahsettikleri süreç şu an Avrupa'nın hali. Polis arabası var. Şu an Avrupa'daki polisi hazırlıyorlar. Evet. Kitle kışın ayaklanacak. Çünkü Fransa diyor ki hane halkının enerjisini kesebiliriz diyor. İki kişi banyo yapın bilmem ne, bir sürü önlemler var. İsviçre komşunuzu ihbar edin eğer doğalgazı fazla açmışsa 200 frank alın gibi şeyler var. Avrupa'da şimdi enerji maliyeti Belçikalıların yarısı faturalarını ödeyemeyeceğini düşünüyor. Yapılan ankete göre %63'ü. Kitle hareketleri olacak. Polisi eğitiyorlar. Ve bir de iklim krizi var Avrupa'da. İspanya'da nehirlerden ve barajlardan tarihi eserler çıkıyor. Avrupa'da Ren Nehri var, Tuna Nehri var. Burada azaldığı için nehrin suyu, gemiler taşımacılık yapamıyor. %30-40'la ancak gidebiliyor. Avrupa'da taşımacılığı demir yoluna kaydırmaya çalışıyorlar hızlı bir şekilde. Avrupa'da tam bir felaket var. Bir de küresel mekanizma gezegen kurtarmak için iklim noktasında bastırıyordu. Şu an Avrupa iddiasından vuruldu. Küreselciler de kendi iddiasından vurulduğunu düşünüyorum. Daha yani, üst bir irade madem öyle deyip tokadı bastı. Yani yok harttı bırakın bunları. Bırakın yok bu öyle şeyde bir şey. Şu an iklimle ilgili fosil yakıtları kullanmayalım, yenilenebilir enerjiye geçelim deniyordu ya. Öyle bir kriz var ki hidroelektrik santrallar enerji üretemiyor.
rüzgar enerjisi üretilemiyor. Yenilenebilir enerji dediği enerji kaynaklarında iklim nedeniyle problemler var. Hepsi yöneldi şimdi yeniden kömür almaya çalışıyor. Asya'da kömür fiyatları pahalandı. Almanya hızlı bir şekilde kapattığı nükleer santrali devreye koyayım dedi. Sızıntı çıktı. Fransa apar topar nükleere yöneldi. Hani kardeşim siz Paris İklim Anlaşması deyip bizim. Dolayısıyla burada her şeyi bir elin yapıyı kurguladığı değil. Doğal bir süreç var. Avrupa ilahi bir tokat yiyor şu an. İlginç. Serkan evet. Şöyle ekrana gideceğim. Avrupa ilahi bir tokat yiyor evet. Dediniz. Onunla ilgili aslında şurada kapakta çok enteresan şeyler var gerçekten de. Mesela burada hocam bir alışveriş arabasıyla işte bir insana da benzemiyor. Garip bir sanki sürüngenmiş gibi götürüyor gibi. Belki de açlığı değil mi? Simgeliyor. Burada gençlerin boş. Varilde ısındığını bakın şuraya yakın evet. Görebilirsiniz. Varilin etrafında ısındığını enerji Avrupa'da krizi. Avrupa'da tüp satışları patladı. Tüp satışları evet. Patladı. Evet. Çok ilginç. Mesela şurada elektrik direkleri işte yine enerji krizini evet. Gösteriyorlar bakın. Elektrik direkleri devrilmiş. Polis ambulans galiba bu. Evet. Devrilmiş. Polis aracı öyle. Burada dev bir hastane var. Hemen arkasında. Şuraya gelebiliriz belki. Dev bir hastane var ve arkasında hortum ve dolunay var. Birçok hastane iflas etmenin sürecinde şu an enerji krizinden dolayı. Hastaneler? Hastaneler iflas ediyor. Öyle mi? Tabii birçok hastane birçok ülkede. Çünkü hastanenin çok ciddi bir enerji gideri var. Enerji yoksa hastaneler iflas edecek. İflas süreçleri başladı. Bu nedenle buradaki ekonomistin verdiği şey kaotik süreç. Arkası yanıyor zaten. Evet. Kaotik süreç Avrupa'da Kasım'dan itibaren başlar. Kasım'da başlar. Evet. Şu an ufak ufak var. Bunun nedeni de şu. Geçmişte zaten Avrupa'nın sokakları alev alev yanacak izleyin diye çok analizlerimiz vardı bizim. Nedeni de şudur. Son 200 yıldır Avrupa dünyada çok ciddi sömürge faaliyetleri yaptı. Yapay zeka dijital dünya ile beraber her ülke üretebiliyor. Savunma sanayinde bizim siyahlarımız oyunda kural değiştirdi. Ve eskiden ağır sanayi vardı. Avrupa'nın, Almanya'nın 2 trilyonluk sanayisi, 2 trilyon dolarlık sanayisi 25 milyar dolarlık Rus gazına bağlı olduğu ortaya çıktı. Koskoca sanayi durma noktasına doğru gidiyor. Aynı şekilde Çin'den ucuz iş gücü vardı. Ama şimdi onu da kullanamıyorlar. Bu nedenle kendi ayağına sıkıyorlar. İklimde de ben bu insanla alakalı bir şey değil. Şöyle geçiyorum sen. Tamamen Avrupa'nın başına bir bela musallat olmuş vaziyette. Bunun da kendi becerişsizlikleri var ama iklimde yapabilecekleri herhangi bir şey yok. İklimin de şimdi genelde gezegen kurtarıcıları 50'yi verin arkadaşlar. Gezegen kurtarıcıları, hayırsever iş adamları deniyor ya batıda. Bunlar insanlığın duyarlılıkları üstünden mevcut olanı kendiler yapmıyor. Olan üstünden ideolojik bir çıkarımla başka bir şeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Gezegeni kurtaralım. Sen mi yarattın kurtaracaksın kardeşim? Yaratan zaten... Tanrıcılık oynuyorlar. 2 trilyon galaksi var. Biz Samanyolu galaksisindeyiz. 43 milyar yıldız var simülasyona göre. Dünya, güneş, ay ahenkli dönüyor. Bir atmosfer var. Koruyan korumuş bunu. Milyarlarca yıldır zaten duruyor. Eğer sistem bozulursa daha üst bir akıl diyelim, irade diyelim, kıyamet demektir bu. Bu nedenle gezegen kurtaracağız, hayırseveriz diyerekten insanların duyarlılıkları üstünden insanlığı dijital diktatörlüğe mahkum etmeye çalışan küresel bir akıl var. Bunları biz biliyoruz. Genelde batıda Hegel diyalektiği tez, antitez ya. Bunun kökeni Hazreti Adem, iblis. Tez, evet. Hazreti Adem, antitez bu. Din açıdan, dini açıdan baktığında, sorguladığında. Avrupa, şimdi genelde ulus devletleri yöneten siyasetçiler, iktidar, muhalefet arasında çok şiddetli mücadele var. Dünyada ne olup bittiğini anlayacak zamanları da yok. Ama aşağıdan bir kitle geliyor. Bunları bilen, gören. Bu nedenle seyircilerimiz sıkça küresel mekanizma korkutuluyor. Aha şunu yapacaklar. Aha bunu hiçbir alt yapamazlar. Şu an küresel mekanizma tepe takla aşağı doğru gidiyor.